olay patladı. Neydi? Türklük bedeli ortaya çıktı. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının otellerde kalmak için daha fazla para ödemesi gerektiği ortaya çıktı. Ödüyormuş zaten yıllardır. Ödüyorsa evet yıllardır ödüyor. Yeni çıkan ödüyormuş. bir şey değil. Yeri. yani siz <laughs> yurt dışından, yurt dışından yabancı bir pasaportla gelebilirsiniz buraya ama size yurt dışından buradan yer rezervasyon yapar da otele giderseniz nüfus kağıdınızda Millet fark alınıyor, kimlik fark alınıyor. Çok güzel, kimlik farkı alınıyor. Bakın ben çift vatandaşım. Ee, çift vatandaş olmama rağmen şimdiye kadar çift vatandaşlığın avantajını kullanarak böyle bir şeye gitmem. Zaten tatile çıkamıyorum. İki senedir de tatile çıktığım yok. Bu sene inşallah niyet ettim tatile çıkmaya. İnşallah çıkacağım. Ee, bunu ben biliyordum çift vatandaş olarak. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Bu yıllardır bir uygulama, evet. Peki... Şimdi bu ortaya çıktı patladı bu hadise. Şaşkın olan insanlar var nasıl olabilir bu diye. Ya kardeşim siz yerel halksınız. Size muhalefet de iktidarda yerel halk demiş zaten. Yerel halk derken neyin ifadesini kullanmış? Küreselcilerin ifadesini kullanmış. Çünkü onların ellerindeki İngilizce metinlerde yerel halk yazıyor. Onlar da o metinleri okurken yerel halk olarak okuyor. Diyorlar ki aslında biz diyorlar elitistiz. Biz yerel halk değiliz. Biz kimiz? Biz sizin isteklerinizi yerine getiren ancak halkı pohpohlayarak muhalefete oturan ya da iktidara oturanlarız. Dolayısıyla biz kendimizi ayrı görüyoruz bu noktada. Yerel halkla ilgili evet sizin sorunlarınız varsa bunları biz halledeceğiz diyorlar bunlar. Şimdi insanlar şunu çok güzel görme görmeleri gerekiyor insanların bunu. Bu politikacılar sizi pohpohlayarak yalan söyleyerek hem gemilerini yürütüyorlar yüzler, hem de aynı zamanda küresel hegemonyanın ülke içerisinde rahat hareket etmesini sağlamak için kanunlar çıkarıyorlar. İşte yeni anayasa tartışmaları var zaten. Biz ne dedik? Millet olma bilinci dedik. Halk önemli bir şey değil dedik. Bakın bunu hep söyledik. Şimdi Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun ve Mehmet Şimşek'in halktan yerel halk olarak bahsettiği videolar ortaya çıkmaya başladı. Hani biz halkı aşağılıyorduk? Ya onlar halka böyle bakıyordu zaten. Maske düştü. Sadece bir bilinç geldi biraz. Yıllardır böyle bakıyorlardı. Biz ne dedik? Ya kardeşim bunlar ise hiç değer vermiyor zaten. Biz de Zaten Halka merak ettiğim olay şu Ankara'da Bireyde Ankara Ankara, Bireyde. Ankara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı atıyorum ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya da başka bir belediye başkanı ya da o ülkenin yöneticisi kendi halkıyla konuşurken kendi halkından söz ederken niye yerel halk olarak söz eder ki ben çok merak ediyorum. Yani vatandaş diyebilirsiniz etnik kimlikler diyebilirsiniz küçümsüyor, Zaten küçümsüyor. Şey söyleyebilirsiniz de. neden küçümsüyor. yerel halk kavramı kullanılır ki küçümsüyor küçümsüyor bu kadar basit. Küçümsediği için öyle. Zaten hayır, hayır. Şeyden, görmüyor. Küçümseme üzerine değil tahmin ediyorum. Uluslararası bir termoloji bu. Yani biz her türlü her termolojiyi alıp burada konuşmak zorunda mıyız? Yani bir Fransız bir Alman belki o termolojiyi farklı bir anlamda kullanıyor kullanıyor olabilir ama biz olup onu alıp buraya niye yerleştiriyoruz ki? Ya biz yani çünkü. E işte, biz çünkü, zaman. çünkü. Yerel, yerel halk kavramı ancak orada bir e, sömürge valisi olur. O valinin kullanacağı bir kavram olabilir. Anlatabiliyor muyum? Açık söyleyelim bir kere. Helal olsun. Aynen öyle işte. Çok kadar güzel bir tespitte bulundunuz ki bir şey diyemiyorum yani üzerine bir şey koyamam. Alkışlıyorum.